Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Refah sınır kapısında önemli açıklamalarda bulundu. 2 milyon insan yerlerinden edilmiş durumda, 40 bin kadın ve çocuk şehit edilmiş durumda, şu anda ilaç yok. Bakan Fidan, Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yardım gerçekleştirilemiyor, dedi ve ekledi, bulunduğumuz yerden birkaç yüz metre ötede insanlık trajedisi meydana gelmekte, bir soykırım işlenmekte. 2 milyon insan yerlerinden edilmiş durumda, 40 bin kadın ve çocuk şehit edilmiş durumda. Şu anda ilaç yok, yiyecek yok, su yok, açık havada açlıkla mücadele eden Filistinli kardeşlerimiz var. Buradan bütün insanlığa sesleniyorum, eğer hep beraber bu katliamı durdurmazsak insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız. Onun için elimizden gelen bütün yardımı yapmaya gayret etmeliyiz, İsrail'e yönelik bütün baskıyı artırmalıyız. Batı devletleri, başta Amerika olmak üzere, bu suskunluğunu bozmak durumundalar. Yoksa bu işlenen soykırıma ortak olmaya devam edecekler. Fidan, El Arish Limanı'nda ve Refah sınır kapısında yürütülen çalışmaları Mısırlı yetkililerle birlikte incelediğini belirterek, Türkiye, Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke konumundadır. Ancak burada bulunma amacımız, Türkiye'nin yardımlarını konuşmak değil, Gazze'de yaşanan soykırımı dünya kamuoyunun dikkatine getirmektir, ifadelerini kullandı. Bu nedenle, uluslararası toplumu, hükümetleri ve sivil toplum kuruluşlarını acil ve etkili adımlar atmaya çağırıyoruz. Gazze'de yaşanan bu trajediye karşı duyarsız kalmamalıyız. Hep birlikte hareket ederek bu insanlık suçunu durdurmak zorundayız. Tarih, sessiz kalanları ve harekete geçmeyenleri asla affetmeyecektir.